Arkadaşlar merhaba, videomuzun konusu 10. sınıf İngilizce dersi 3. ünite konularının test şeklinde bir quiz üzerinden kısa konu anlatımı da yapılarak pekiştirilmesi olacak. 3. ünitenin en önemli konuları simple past tense ve past continuous tense. Şimdi önce onlarla ilgili bir hatırlatma yapalım, ardından da seri bir şekilde sorularımızı çözelim. Simple past tense, dili geçmiş zaman arkadaşlar. Ama bununla beraber hemen şunu ifade etmek gerekiyor. Simple past tense dili geçmiş zaman, geniş zamanda da öyle ve diğer zamanlarda da öyle. Öncelikle iki türlü cümle vardır. Bu cümlelerden bir tanesi isim cümlesi, diğeri ise fiil cümlesidir. Şimdi bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var arkadaşlar. Bakın şuraya bir ifade yazacağım. I was at home yesterday. I was at home yesterday. Dün ben evdeydim. Bu bir isim cümlesi. İsim cümleleri İngilizce'de was ve were ile yapılıyor. Yardımcı fiil ile yapılıyor. Ve isim cümlelerinde fiil yok. Bakın I was at home yesterday. Ben dün evdeydim. Ben dün koştum değil, geldim değil, gittim değil, ağladım, yazdım, çizdim değil. Hareket bildiren bir eylem yok. Eğer çoğul olsaydı öznemiz bunu were ile yapacaktık. Bir tane de öyle yapalım örnek. They were at school. They were at school. Onlar okuldaydılar. Yesterday diyelim mesela. Dün onlar okuldaydılar. İşte buyurun. Bu şimdi ne oldu? Çoğul bir isim cümlesi oldu. Tekil öznesi olan isim cümlelerini was'la, çoğul öznesi olan isim cümlelerini de were'le yapıyoruz. Ve bu da eylem bildirmiyor, durum bildiriyor. Peki simple past tense'te fiil cümlesi olursa ne olur? Fiilin ikinci hali kullanılır. Mesela she, özneden sonra da hemen fiili getiriyorum. She opened the door. O kapıyı açtı. Bakın bu bir fiil cümlesi. Görüyorsunuz fiil cümlesinde was ya da were yok. Fiil cümlesinde fiilin ikinci hali kullanılıyor. Ve İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz diye ikiye ayrılıyorlar. Düzenli fiillerin sonuna e ile bitiyorsa fiil sadece de, eğer başka bir sesle bitiyorsa e de takısı getirilir. Ha düzensiz fiil olsa ne olurdu? Bir tane de düzensiz yapalım. Mesela he came late. Gelmek fiilinin ikinci hali arkadaşlar. Come fiilinin ikinci hali nedir? Came'dir. He came late. O geç geldi. İşte bu da düzensiz fiille yapılan bir cümle simple past tense'te. Şimdi toparlıyorum. Simple past tense'te isim cümlesi vardır. Fiil cümlesi vardır. Diğer tense'lerde de vardır. Dili geçmiş zamanda isim cümlesi was'la ve were'le yapılır. Dili geçmiş zamanda fiil cümlesi fiillerin ikinci hali kullanılarak yapılır. Düzenli fiillerin ikinci hali sonuna d ya da ed alır. Düzensiz fiiller kafalarına göre değişirler. Ve bunların listesi ders kitabınızın arkasında var. Üçüncü ünite fiillerin ikinci hallerini bilmeden yapılabilecek, üstesinden gelinebilecek bir ünite değil. Bunu baştan söylemekte fayda var. O yüzden kitabınızın arkasındaki fiillerin ikinci hallerini bir an önce ezberlemeye bakın arkadaşlar. Şimdi bu simple past tense'te bir de past continuous var. Past continuous nedir? O da şimdiki zamanın hikayesidir. Şimdiki zamanın hikayesinde yapısal olarak, gramer olarak durum kolay. Şöyle ki, yaptı değil yapıyordu, geldi değil geliyordu, yazdı değil yazıyordu. Biz bu zamanı ne zaman kullanıyoruz? Bakın simple past tense'i olmuş bitmiş işleri sonradan anlatırken kullanıyoruz. Peki past continuous tense'i ne zaman kullanıyoruz? Past continuous tense'i gene geçmişi anlatmak için kullanıyoruz. Ama bu sefer geçmişte nokta atışı yapıyoruz. Şu saatte şöyle olduğunda böyle oluyordu anlamında. Yani geçmişte bir nokta verip o noktada kim ne yapıyordu onu söylüyoruz. Örneğin şöyle yapalım. Bir özne seçelim kendimize. She diyelim. She was sleeping. O uyuyordu. She was sleeping at 10. Dün gece saat 10'da. Bakın dün gece olsaydı dün gece o uyudu derdiniz. Ama dün gece 10'da deyince nokta atışı yapıyorsunuz. She was sleeping at 10
last night. Dün gece saat 10'da uyuyordu. Çoğul bir öznemiz olsaydı were olacaktı. Bir de çoğul özneyle yapalım, örnek yapalım. Diyelim ki they were. Şunu biraz böyle yukarı alırsam tamam, evet. They were having dinner, bakın, having dinner when the phone rang, when the phone rang, telefon çaldığında. Şimdi past continuous'ta özneye göre ya was olacak ya were olacak, mutlaka olacak ve fiilin de sonunda ing takısı olacak. Your anlamını bu ing takıları verecek, do anlamını da was ya da were verecek. She was sleeping, uyuyordu. They were having dinner, onlar akşam yemeği yiyordu. Ve geçmiş zamandaki bu nokta atışını düz bir zaman ifadesiyle anlatabilir, zaman zarfıyla last night, dün gece gibi. Ama bir cümlecikle de verebiliriz. When the phone rang, telefon çaldığında. Bakın ben geçmişe bir nokta atışı yapıyorum bunu söylemekle. When the phone rang, telefon çaldığında, o anda ne oluyordu? İşte bunu past continuous'ta söylüyorum. They were having dinner. Kısa konu anlatımımızı bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi bu yazdıklarımı silebilirim ve ondan sonra da testle yolumuza devam edebiliriz. Birinci soruya bakıyoruz. It very cold yesterday. Dün çok soğuk diyor. It dediği havadır. Bakıyorum birinci kısım için bir fiil verilmemiş. Demek ki ben hava soğuktu diyeceğim. Dolayısıyla birinci kısma bir de soğuk idi demek için hava tekili olduğu için was gelecek. İki tane was'lı seçeneğimiz var. But today, ama bugün ılık, çok sıcak ya da çok ılık diyeceğim. Şimdi bu da bir isim cümlesi, fiil yok burada. Şu an anlattığım için bu da tekil olacak ve is olacak. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenek olacak bizim için. Şöyle seçeneği de alayım, işaretleyeyim. Tamam. I 10 years old when you 5. Arkadaşlar bu üniteyle ilgili çalışırken şuna dikkat edeceğiz. Simple past mı, past continuous mu? Bu past continuous'lu cümleleri genellikle zaman bağlacıyla birlikte görürsünüz. When, while bağlaçlarıyla. When in the ında demektir, while iken demektir. Böyle bağlaçlı cümleleri mutlaka zaman bağlacının olduğu yerden çevirmeye başlayın. Hata yapmamak için. Sen 5 diyor. Bakıyorum. Yardımcı fiil var. Yani 5'ken, 5 yaşındayken. Burada da I 10 years, ben 10 yaşında diyecek. Dolayısıyla ben şöyle, sen 5 yaşındayken ben 10 yaşındaydım. Şimdi burada peki eylem var mı? Gelmek, gitmek, koşmak? Yok. Bunların ikisi de isim cümlesi olacak değil geçmiş zamanda. I ile was kullanılır, you ile were kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar burada da ne olacak? A seçeneğimiz doğru seçenek olacak. 3'e bakıyorum. Shelia diyor ki when you do robbery to the police. Şimdi birinci kısım için yardımcı fiilimiz var. İkinci kısımda da bildirmek, haber vermek var. Şimdi sen soygunu polise ne zaman haber verdin diyecek. Report bir fiildir arkadaşlar. Simple past tense'te fiilimiz varsa soru cümlelerinin ve olumsuz cümlelerin yardımcı fiili was ya da were değil, did'tir. Soru sorarken did'i kullanırız, olumsuz yaparken didn't'ı kullanırız. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi sorusu. Burada did olacak. When did you? Did'i kullandıktan sonra fiilin birinci haline geri dönüyoruz. Bir cümlede did ya da didn't varsa simple past tense'de fiil birinci halde kullanılır. Diğer bir ifadeyle simple past tense'de fiilin ikinci hali sadece olumlu cümlede kullanılır. Dolayısıyla fiilde yalın olacak. When did you report the robbery to the police? Polise ne zaman bildirdin soygunu? Right after I saw the mess in the house. Evdeki dağınıklığı görür görmez. Right after. Yani görmemin hemen ardından aradım. Soru did'le sorulacak dedik. Fiil yalın olacak dedik. Dolayısıyla arkadaşlar bu da A seçeneği olacak. Bu da burada da A seçeneği doğru olacak. Şimdi ben yani önemli olan soru çözmek. Şunları da çözeceğim. Çünkü ekranda kaydığım zaman, 4'e gittiğim zaman örneğin aşağı doğru bu işaretliklerim kayacak. Soruların sırası önemli. Bizim için soruyu doğru yapmak önemli. 6'ya geçiyorum. What you ate 8 o'clock last night? Şimdi
Ne vermiş? Yani burada soru yardımcı fiil olacak. Çünkü WH soru sözcüğü var. Bunu görüyoruz. Peki. Dün gece saat 8'de ikinci kısımda da wash var, yıkamak. Şimdi bakın, sadece dün gece deseydi bu simple past değil geçmiş zaman olurdu. Dün gece saat 8'de deyince nokta atış yapmış oluyoruz. Ne yıkıyordun demesi gerekiyor. Past continuous'ta ne vardı? Was ya da were örneğe göre. Burada you olduğu için were olacak. What were you doing? Ne yapıyordun? Sonra cevap geliyor. Nothing special. Özel bir şey yapmıyordum. I was washing the dishes. Dolayısıyla buranın past continuous olması gerekiyor. Çünkü dün gece saat 8'de diyor. O anda ne yapıyordum? 7'ye bakıyorum. While I the salad, while iken ben salatayı burada prepare var hazırlarken. My wife the table, eşim de hanımım da set the table, masayı kurmak ya da masayı hazırlamak. Evet, bu tarz ifadelerde de şuna dikkat edeceğiz. Bakın, bu cümlede ben anlıyorum ki ben salata yaparken eşim de ne yapıyordu? Masayı hazırlıyordu. Eğer iki eylem eş zamanlı olarak gerçekleşiyorsa, yani biri bir yerde olurken diğeri de diğer yerde oluyorsa, o zaman cümlenin iki tarafında da past continuous kullanılır. Dolayısıyla while I was preparing the salad, my wife was setting the table. Yani D seçeneği doğru seçenek olacak. 8'e bakıyorum. Gene while var iken. While we for the bus ve wait var burada. Biz otobüs beklemek ve başında iken var. Otobüs beklerken. A taxi in front of us. Önümüzde bir taksi durmak. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu simple past past continuous'u doğru oturtabilmek için şuna bakacaksınız. Hangi eylem başlamış önceden devam ediyordu? Hangisi küt diye bir anda meydana geldi? Burada ben yani cümleyi şöyle bir mekli maklı okuyacaksınız. Biz otobüs beklemek, bir taksi önümüzde durmak. Böyle düşündüğüm zaman zihnimde bu cümleyi biz zaten bekliyorduk. Önümüzde bir taksi durdu. Ha, önceden başlamış devam ediyordu olan eylem past continuous olacak. Dolayısıyla burası we were waiting olacak. Bir anda küt diye meydana gelen harekette simple past olacak. O yüzden yani dili geçmiş zaman ikinci kısımda stopped olacak. Biz otobüs bekliyorken bir taksi ne yaptı? Önümüzde durdu. D seçeneği doğru seçenektir diyorum. Şöyle biraz bekletiyorum. Net bir şekilde görünmesi için. Çünkü aşağıya ekranda kaydırırken, ekranı aşağıya doğru kaydırırken bu yazılar yerinden oynuyorlar, işaretlemeler. Sileceğim ve ondan sonra alt tarafa geçeceğim. Peki, şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Helen diyor, I, Helen, yesterday. Birinci kısım için verdiği fiil nedir? Görmek fiili. Ben dün Helen'ı görmek. Noktayı koydu burada, bağlaştı bir cümle değil. She, shopping in the center, o merkezde. Alışveriş diyor. Ve ikinci kısım içinde ne fiili var? Yapmak ya da efendime söyleyeyim gitmek. Do vermiş. Go vermiş. Evet. Şimdi bir kere dün dedi noktayı koydu. Dün artık dünde kaldı. Orası simple past olacak. Görmek fiilinin ikinci hali saw'dur. Burasının zaten saw olması gerekiyor. Dolayısıyla tartışacak bir şey yok. Böyle tek seçenek var. I saw Helen yesterday. Ben Helen'ı gördüm. Ha, sonra ikinci cümlede o gördüğüm anda ne yapıyordu? O kastedildiği için. O anda ne oluyordu? Burası past continuous olacak. She was shopping at the city center. O şehir merkezinde alışveriş yapıyordu. D seçeneği doğru seçenek. Beşinci soruya bakıyorum. What you when the accident happened? Ne demiştik? Bağlaçlı sorularda bağlacın olduğu yerden başlayın. Kaza oldu. When in the end'da kaza olduğunda sen ne var soru sözcüğü olarak? Yani fiil olarak yapmak var. O anda nokta atışı yaptı bakın benli ifade burada. Kaza olduğunda sen ne yapıyordun o anda bunu soracağım. Dolayısıyla birinci kısmın past continuous formatında olacak. You olduğu için were ve fiilin sonunda da ing olacak. What were you doing diyeceğim. Dokuzuncu soruya bakıyorum. I was born, ben doğdum. 1967 diyor, 1967'de. Arkadaşlar bir de edatlarımız var, zaman edatlarımız. Yıllardan önce in kullanıyoruz. Ha, ayın günü de verilirse o günün önünde de on kullanıyoruz.
Dolayısıyla I was born in 1967, 1967'de. On 3rd of March, Mart'ın 3'ünde doğdum. Yılın önünde in olacak, günün önünde 10 olacak ve B seçeneği doğru seçenek olacak. Evet, şimdi last night, dün gece diyor, to my grandmother's house, Jane, ben diyor, ama bu sorun hiç çıkmamış arkadaşlar. Bu, ben internet ortamından böyle uygun malzeme bakıyorum mesela. Bulduğum malzemede burada bir hata var. Bu sorunun üst kısmı çıkmamış. Bir anlamaya çalışayım burada. Ama anlayamayız çünkü sorunun boşluğu da yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruyu ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Fazla da sözü uzatmıyoruz. Ben şöyle yapayım en iyisi. Şöyle bir çizgi çekeyim buraya da. Çünkü bu sorunun zaten boşluğu yok. Dediğim gibi arattım. İnternetten karşıma çıkan bu konuyla ilgili bir quizin sorularını çözdüm sizinle beraber. Başka 10. sınıf için çalışmalarımız devam edecek. 4. ünite içinde quiz çekeceğim. 1. dönem 2. yazılı içinde yazılı sınavı da çekeceğim. Dolayısıyla kanala abone olmadıysanız hala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.